seyirciler. Ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden görüntüleri. Mülteciler krizini yüklenme planlarına katkıda bulunmak amacıyla Kuveyt Fonu Kuveyt Emiri Şeyhsabah Ahmet Cabir Esabah Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı bugün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. اتفاقية منحة للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في الجمهورية التركية بلدية شانلي أوفر من المنحة المخصصة من الصندوق الكويتي للإسهام ortak basın toplantısı düzenleyecek iki lider, ardından da konuk Kuveyt Emiri Şeyhsabah Ahmet Cabir Esabah'a devlet nişanı tevcih töreni düzenlenecek. رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وعن حكومة الجمهورية التركية سعادة نهاد şu an Kuveyt ile Türkiye arasında anlaşmalara imza atılıyor. Türkiye ile Kuveyt arasında müzakereleri tamamlanan çeşitli alanlardaki işbirliği anlaşmaları imzalanıyor. İkili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundular. Görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri aynı zamanda müzakereleri tamamlanan anlaşmalar üzerinde son. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerimize gerek dünyanın diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine yaptığınız yardımlar şahsınızda Kuveyt'in cömertliğinin bir nişanesi olmuştur. Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki işbirliğini her alanda perçinleyecek adımları inşallah kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Şüphesiz bugün gerçekleştirdiğiniz bu tarihi ziyaret ilişkilerimizin geleceğine dair verilmiş çok güçlü ve anlamlı bir mesajdır. Kuveyt'le Türkiye Cumhuriyeti arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin aslında geleceğe yönelik olarak da en güzel yansımasından bir tanesidir. Biz Şanlıurfa'ya kaynak bulmak durumundayız. Kaynak bulabilmemiz için de çalışkan olup proje üretmemiz gerekiyor. Bir yıldır üretmiş olduğumuz altyapı projeleri, içme suyu projelerini Allah'a şükürler olsun fonlarını bulduk. Geçen zaten ay Japon Kalkınma Bankası'ndan çok önemli bir fona imza attık. Şimdi kalan 3 projemiz de bu defa Kuveyt Emiri tarafından finanse edildi ve hibe programıydı. Yaklaşık 18,5 milyon TL Şanlıurfa'ya bir hibe gelmiş oldu. Az bir para değil. Bunu iyi değerlendireceğiz. Kesinlikle içme suları, altyapılar anlamında Şanlıurfa'yı hedeflediğimiz gibi sevdiğimiz şehrin bu sorunlarını bitireceğiz, tarihe karıştıracağız. Diğer projelerimiz var. Onlar için de kaynak arayışlarımız devam ediyor. Uzmanlarımız görüşmelerini yapıyor. Geçen Kudüs'te bir toplantı vardı. Ulaşım Daire Başkanımızı gönderdi. Yoğun çalışmalarından gidemedi. Gerekli olan temaslarını sürdürdü. Nisan sonu gibi tekrar toplantılar yapılacak. Şanlıurfa her zaman proje kazandıracağız, hibe getireceğiz. Gerek Avrupa'da, gerek Uzak Doğu'da, gerek Arap ülkelerinde. Biz Şanlıurfa bence dünyanın ortak değeridir. Bunu iyi vurguluyoruz. Onun için Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Karar alan meclisimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum.